Meteorolojik karakterli doğal afetleri diğer doğal afetlerine ayıran en önemli özellik, bunların yapılacak izleme veya ölçümlerle önceden tespit edilerek erken uyarılarla zararlarının en aza indirilebilmesidir. Zamanında doğru, güvenli, tahmin ve erken uyarıların risk altındaki bölgelere ulaştırılması, can ve mal kayıplarının önlenmesi ve en aza indirilmesi bakımından oldukça büyük öneme sahiptir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek hava ve iklimi anlamak, tahminler hazırlamak gayesiyle son yıllarda önemli teknolojik yatırımlar yapmıştır. Erken uyarılar konusunda son teknoloji diyebileceğimiz 20 adet radarımız ile beraber uydu teknolojisiyle Türkiye'nin atmosferini sürekli izliyoruz. Toplamda 1866 adet gözlem sistemiyle tüm Türkiye'de gözlemler yapıyoruz. Bu imkanlar ile ulaşımdan tarıma, günlük hayat planlamalarına kadar ülkemizdeki tüm sektörler için bilgi üretiyoruz ve bu istikamette hizmet vermeye devam ediyoruz. Halkımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yayınladığı erken uyarıları, mobil uygulamamız, web sayfamız ve Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan takip etmesini, haberdar olup hazırlıksız yakalanmamasını istiyoruz. Kastamonu özelinde son 5 senenin sıcaklık ortalaması mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Yağış ortalamalarına baktığımızda 2017 yılında normalinden %6 kadar az yağış almış, diğer senelerde ise yağış normallerinin çok üzerinde gerçekleşmiştir. Orman örtüsünün siklonik yani sistemsel yağışlar üzerinde kayda değer bir etkisi yoktur. Ağaçların etkisi nedeniyle bulunduğu yerdeki yağışı ılıman iklimlerde %3 kadar, bazı nemli koşullarda %10'a kadar artırabileceği gözlemlenmiştir. Bitkiler fotosentez yoluyla havadan karbondioksiti alır, havaya oksijen verir. Ormanların artması, atmosferdeki karbon dengesini düzenlemekte, küresel ısınmanın yavaşlatılmasına olanak sağlamaktadır. Son 30 yılda yapılan ölçümlere göre Güneş'in enerji üretiminin artmadığı ve dünyada gözlenen son zamanlardaki ısınmanın Güneş faaliyetlerindeki değişikliklerle ilişkilendirilemeyeceğini göstermektedir. Güneş'ten gelen enerji değişmiyor ama küresel iklim değişiyor. Fosil yakıtların artarak kullanılması, sanayi süreçleri ile atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimleri sanayi devriminden bu tarafa hızla artmaktadır. Bu ise doğal sera etkisini kuvvetlendirerek
şehirleşmenin de katkısı ile dünyanın yüzey sıcaklıklarının artmasının nedeninden olmaktadır. NASA'dan yapılan açıklamaya göre verilerin toplanmaya başlandığı 1880 senesinden bu yana küresel olarak 2017 yılının tarihteki en sıcak ikinci, 2016 yılının ise tarihin en sıcak yılı olduğu bildirilmiştir. Yapılan açıklamalarda tarihin en sıcak 5 yılının 2010 yılından bu yana gerçekleştiğine dikkat çekilmiştir. Ülkemizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ölçümlerine göre en sıcak yılımız 2010 yılıdır. 2018 yılı 1971'den beri en sıcak ikinci yıl olmuştur. Ülkemizin tamamında sıcaklıklar normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Özellikle 2018 yılı ilkbahar mevsimi, kayıtlarda görülen en sıcak ilkbahar mevsimi olarak karşınıza çıkmaktadır. Gelecek iklim değişikliği projeksiyonları, günümüze kadar gözlenen iklim değişikliği trendlerinin bundan sonra da devam edeceğine işaret etmektedir. Küresel olarak ortalama yüzey sıcaklıklarında belirgin bir artış eğilimi gözlenmektedir. Daha sıcak yazlara hazırlanmamız gerekiyor. Sıcaklık artışının yaz mevsiminde de daha fazla olacağı, bu nedenle sıcaklık artışı kaynaklı olumsuzlukların daha çok yaz mevsiminde yaşanacağı ve yaşanmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. İklim değişikliğinin en önemli göstergelerinden biri de ekstrem olayların sayısının, frekansının ve büyüklüğünün artmasıdır. Bu nedenle yüzey sıcaklıkların artışına bağlı olarak kuvvetli meteorolojik hadiselerin sayısı ve şiddetinde artış olması beklenmektedir.